Evet, dünya sağlık sorunlarıyla uğraşırken makineye bağımlı olan KOAH hastası, kanser hastası kişiler için ne gibi önlemler var cezaevinde? İlaçlama yapılıyor mu? İlaçlama yapılıyor mu? Evet, telefon hattımızda birileri var. Alo? Ulusırkat hocam. Buyurun hocam, Ulusırkat siz dinleyin. konuşuyor Buyurun. Malatya'dan. Buyurun hocam. Sevgili Serhat, tabii öncelikle ben teşekkürlerimi belirtmek isterim. Çünkü bizim gibi insanların yayın araçlarında konuşmaları büyük tolerans ister. Ve bu toleransı gösterdiğinden dolayı Sayın Tatar'a teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Bu büyük bir hoşgörü esasında. Çünkü 180 derece farklı görüşlerimiz var. Ama buna rağmen ben Kanal T'den konuşabiliyorum. İkinci söyleyeceğim olay karikatür olayı veya sevgili arkadaşımızın olayı. Benim hayatımda üç öğretmenim çok büyük önemli rol oynamıştır. Ve bu öğretmenlerim benim hayatımın şekillenmesinde de tabii diğer öğretmenlerimi de es geçmiyorum. Onların da büyük etkisi olmuştu bana da. Öncelikle bana sevdiği öğrencileri sev ki sana, senin öğrencilerin de senin dersini sevsin ilkesini öğreten üç öğretmenim. Öncelikle birinci ilk gördüğüm öğretmenim hayatımda Hatice Teralı diye genç bir hanım öğretmenimdi. Annem oluyordu. Evet. 1962 yılında, 1962 yılında okula başladığında bizi sevgiyle sardı. Ben o sevgiyle çok başarılı bir öğretmen oldum. Evet. Ve yine öğrencilik, ilkokul öğrencilik yıllarımın sonunda İki öğretmenim de önemli bir rol oynadılar. Biri Etin Çavuşoğlu, diğeri de geçmiş senelerde kaybettiğimiz beyi ve arkadaşımızın, senin Çavuşoğlu'nun babası Cahit Çavuşoğlu'ydu. Bunlardan biz sevgiyi gördük ve ben ilk şeyinde de konuşmamda da belirttiğim gibi ilkin Sayın Tatar'dan o Avrupa'yı hoşgörüsünü bu arkadaşımıza da göstererek böyle değerli öğretmenlerin bir oğlu olarak ve ben içten inanıyorum eleştiri demokrasinin dinamizmidir. Eleştiri olmazsa o dinamizm olmaz ve demokrasi de ilerlemez şeklinde ilkesiyle olayı algılamasını veya algılayacağını da biliyorum. Şimdi sevgili Serhat yine salgın üzerinde konuşayım. Biraz da kapatayım konuyu. Üç teori var tabii ki pandemi sonrasında, salgın sonrasında dünyayı etkileyecek olan. Birincisi devletlerin daha baskıcı bir şekilde halkın üzerine gelerek istediklerini kabul ettirecekleri bir sistemin ve kapalılığın olacağı, ulusal sınırlara çekilme, dayanışmanın son bulacağı ve gerek çevresel gerekse salgın faktörlerinde hiçbir yardım almadan aynen şimdiki gibi gerek İngiltere'de veya gerekse Amerika'da gördüğümüz ağır kayıplar olacağı bir devlet sistemi ki ben pek olacağını da sanmıyorum. Çünkü acı kayıplar, büyük kayıplar verilmiştir ve bu durum ki tek adamlık rejimlerini de getiriyor maalesef. Kuzey Kore, Çin, Rusya, İngiltere, Brezilya ve Amerika'da tabii zorlamalar var Trump konusunda. Ama ben kapitalizminde bir revizyona girerek globalizasyonu yani Clinton'ın, Obama'nın ve Avrupa Birliği'nin önünü çektiği globalizasyonun ulus ötesi, ulusal sınırlar dinlenilmeyerek dayanışmanın, çevresel faktörlerin, çevresel dayanışmanın ve iklimsel dayanışmanın geleceği ve ozon tabakasının da derinmesinin önüne geçilerek daha dayanışmacı bir kapitalist sistem. Ama bunun sonunda da yine sosyal globalizasyonun daha da ilerisinde sosyal devlet anlayışlarının, salgınlarının, dayanışmanın getireceği, insana değer verecek
ve sola yakın ulusal sınırı kale almayıp yine aynen kapitalizmin globalizasyonu gibi tek devlet anlayışının daha sosyal devletli, daha sosyal, daha sosyalist, daha emekten yana rejimler veya tek bir dünya modeline doğru gideceğine eminim. Çünkü bize pandemi bunu göstermiştir ve demokrasinin, insan haklarının uluslararası hukukla önde olacağı, insana değer verecek, insanı değer bilen rejimler tek bir dünya modeli ve insan sevgisine dayalı. Aynen bana hayatta sevgiyi öğreten Hatice Teralı gibi veya Hatice Teralı öğretmenimin bana öğrettiği ilke gibi veya yine rahmetli Cahit Çavuşoğlu ve Esin öğretmenlerinin bana öğrettiği o sevgiyi, bizlere gösterdikleri sevgi gibi sevgi dolu bir dünyayı göreceğimize eminim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Allah rahmet eylesin. Saygıyla anıyoruz tabii ki Cahit Çavuşoğlu hocamızı, Esin hocamıza, anneme de sevgilerimi ben de iletiyorum buradan, hazır fırsat bulmuşken. Evet, etnik azınlıklar virüsün, yani virüsü kapma olayı ve hasta olma olayı etnik azınlıklarda daha yüksek İngiltere'de. Çok ilginç bir durum bu. Bugün Henry Botkin yazdı bunu, sağlık muhabiri Daily Telegraph gazetesinin ön sayfasında. Siyah Asyalı ve diğer etnik grup hastaları daha yüksek koronavirüsten ölümleri ve hasta olmaları daha yüksek. Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin rakamları 13.918 hastanın 17 Nisan'daki rakam bu. 16.2'sinin siyah, Asyalı ve azınlık etnik gruplara mensup olduğunu söyledi. Bu neden yüksek? Çünkü aynı gruplar İngiltere'de nüfusun sadece %13'ünü oluşturuyor. Yani nüfusun %13'ü bunlar ama ölenlerin rakamı, oranı %16. Bunu açıklıyor ve etnik azınlıkların özellikle Hindistan kökenliler en kötü etkilenenlermiş İngiltere'de. İkinci sırada da Karayip kökenliler. Dün sadece 449 kişi öldü. Son iki haftadaki en düşük rakamdır İngiltere'de bu arada. Bunu da sizlerle söyleyelim. Önemli bir haberdi. Bunu paylaştık sizlerle. Çok önemli diye düşünüyorum Daily Telegraph'ta. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Eğer lockdown, yani eve kapanma yumuşatırsa ölümlerde artış olacak diyor uzmanlar. Bu tartışma İngiltere'de de var. Her yerde olduğu gibi. Daily Express gazetesi yaşamını yitirenlerin ailelerine ekstra support verilmesini çağrısını yapıyor bugün manşetinde. Bu insanlara daha çok yardımcı olalım diyor. Halkın da maske kullanması halinde, halk da eğer maske kullanırsa, ulusal sağlık hizmetlerinde maske krizi daha da büyüyecek diyor. Evet, devam edelim. Evet, maskesiz sokağa çıkmasın. Ülkenin en ünlü yüz doktoru
en üst sıradaki 100 yönetici doktor açıklamış bunu. İngiltere'de maskesiz sokağa çıkmayın diyor. Ulusal sağlık hizmetleri de kendi personelini korumak için aynı şekilde davranacakmış. Hükümet 100 bin test günde önerdi. Ama diyor test yerleri hala boş. Test yapılacak olan yerler Brighton'da, Cardiff'te ve Manchester'de fotoğraflar yayınlamış Daily Mirror. Kimseye yapmıyorlar bunu. Financial Times manşetinde koronavirüs salgınının petrol fiyatlarına etkisini gösterdi. Yayınladı bugün. Özellikle Texas tipi petrolün Amerika'da, Batı Texas tipi petrolün fiyatının dün çok bir varelinin eksi 40 dolara düştüğünü grafikle veriyor. Çok önemli bir durum tabii ki bu. Evet. Evet, Harry Meghan'ın babasına mesaj göndermiş. Eğer Meghan'ı seviyorsan demiş, beni ara. Lütfen diyor, bana güven. Sana yardımcı olabiliriz. Bugün bu haber de yer aldı. Gazetede, İngiliz gazetelerinde. Evet. Virüs İngiltere'de 100 tane en öndeki sağlık görevlisinin de yaşamını almış. İngiliz gazeteleri bunları yazdı. Telefon hattımızda Aygül Nuri var Boğaz'dan. Buyurun. Alo. Günaydın Sefer Bey. Nasılsın? Teşekkür ediyoruz Aygül Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi değişen bir şey yok. Hepimiz evde. Yapacak başka bir şey de yoktu. Tabii günleri zavallı. Ben bir konuda sizinle konuşma ihtiyacı hissettim Serhat Bey. Dün internette bazı şeyler gördüm ve çok ağrıma gitti. O yazılan yazılar, söylenen sözler. Bu memlekette ortalık açıldıktan sonra bu bileşim yasasını geçirmeleri gerekir. Neden dersen, kendini bilmez o kadar çok insanlarımız vardı. O kadar çok küfürlerde bulunur ki en başta dün adını unuttum kim olduğunu. Ama sayın Sağlık Bakanımıza ağza alınmayacak laflar söyledi. En azından düşünülmesi gerekir ki zor günlerden geçerik. Hepimizin sağlık sorunu vardır. Hepimiz bunalımdayız. Ama bu interneti de kendilerine malzeme edip ağza alınmayacak lafla birbirimizle kullanmamamız gerekir. Hele devletin belirli yerlerinde olan kişileri kim isterse olsun. Sokakta limon satan biri dahi olsa onun da bir şerefi, bir haysiyeti vardır. Onu da rencide etme hakkına sahip değiliz. Bir şeyler yapılmalısı gerekir Serhat Bey. Evet. Kimse kimseye hakaret edemez. Etmez. Çok ayıp. Yani internet üzerinde de yani yasasıdır. Bilişim yasasının geçmesine de gerek yoktur. İnternet üzerinden size biri hakaret ederse polise bilgi verebilirsiniz. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Evet. Gerçekten bu kadar kendini bilmez insanlarımızın olduğunu bu internetlerden öğrendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bye. Evet. Cezaevi yorumlarımız devam ediyor. Bu konuda eminim hükümetimiz bir şeyler yapacaktır. Teşekkür ediyoruz Emine Ferit Özuçar'a. Serap Cafer Santos tekrar teşekkürler. Selamlar ediyoruz sizlere de. Sonay Nur çok sağ ol. Üzülerek yazıyorum ki her gün gündemden düşmeyen ve çeşitli konularla gündeme gelen cezaevi, dünya sağlık sorunlarıyla mücadele verirken makineye bağımlı olan, KOAH hastası olan, kanser hastası olan kişiler için ne gibi önlemler var cezaevinde? İlaçlama yapıyor diyorlar. Bu ilacın içindeki sıvı bu hasta olan kişilerin bedenine doğru mudur?
Aylardır içeride doktora gitmek için bekleyen bu insanlar adı mahkum diye mi bekletiliyor? Her şeyden önce insan olduklarını unutmuşlar. Böyle olağanüstü bir olayda Cumhurbaşkanı ve meclisin ne kadar daha harekete geçmesini beklemeliyiz? Sayın İçişleri Bakanı'nın biz gerekli önlemleri alıyoruz demesiyle kişilerin sağlık haklarını bu demek düzeltmiyor. Tüm yetkilileri sağduyulu olmaya davet ediyorum diyor Sonay Nur. Evet, çok güzel oradakiler de insan. Cengiz Gusella Güzelay günaydın demiş bizlere. Kapılar kapandı, fiyatlar uçtu. Kör tuttuğunu seviyor diyor. Tarkan Sabit, Ömer Karavazirler, Talat Güllü çok teşekkürler. Sizlere de çok sağ olun. Evet, Kamil Özalay bize günaydın demiş. İnsanlık dışı bir uygulama var diyor. Tekrar Özlem Özkan Bozdağ hapishanede ve Türkiye gazetelerine bakalım. Sağlıkta destan yazdık diyor Sayın Erdoğan bugün Yeni Şafak'ta. İngiltere'nin umudu Türkiye, tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor demiş. 195 uçuşla dev tahliye Türkiye vatandaşlarını geri taşıyor. 4 gün sokak yasak dedi Hürriyet gazetesi bugün manşetinde. Evet, 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 23 Nisan nedeniyle bu hafta 4 gün sürecek. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır dedi Sayın Erdoğan. Dev hastane açıldı. Evet, toplam 2682 yatak kapasiteli dev şehir hastanesi Başakşehir'de açıldı. Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel polis izleyerek evlerine gelen iki kişi tarafından silahla yaralandı. Meyve ve zebzemize talep arttı diyor. 14 günde yerli solunum cihazı yapıldı. Bugün bu haberler Hürriyet gazetesinin ön sayfasındaydı. AK Parti kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyor. İktidar CHP'li belediyelerin yardımını engelliyor. AK Parti kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyor. Sözcü gazetesi yazdı bunu. Dev hastane hizmete girdi, 8'i de yolda diyor. Gurur Abidesi Türkiye gazetesi bunu verdi. Eğer Çin suçluysa bu işte savaş çıkar diyor Devlet Bahçeli. Bu gurur hepimizin diyor Sabah gazetesi manşetinde, bu gurur hepimizin diye vermiş. Solunum cihazı icatları yapılması da işte Türk mucizesi. 59 ülkeden dev tahliye Milliyet gazetesi ve 4 gün sokak kısıtlaması. Perşembe, cuma gazeteler markette satılacak diye bir başka haber daha var Milliyet'te. Bu Ramazan unutulmaz diye verdi bugün. Teravih evde ailenizle kılın. Bunu da Diyanet İşleri Başkanı söyledi. Bu arada Karayipler'de biliyorsunuz devam ediyor Acun Ulucalıcı'nın yarışı. Karayipler'deki bir adada mahsun kalan Türkleri kurtarmak için harekete geçti. Dominik'te bulunan Ilıcalı, adadaki Türkler için Dışişleri Bakanlığı'nın kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı Ilıcalı. Oraya Türk Hava Yolları gitmiyor, öyle bir hat yok. Onları kurtarmaya çalışıyoruz. İnşallah bayramda evde olurlar dedi. Bu tabloya sevinemedik. Uzmanların salgın verileri şeffaf değil, rehavete kapılmayın diyor. Evet, bu tabloya sevinemedik. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi. Salgına karşı etkin önlemlerin bir türlü devreye sokulmadığı Türkiye'de virüs bulaşan kişi sayısı Çin'i geçti. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Azap salgının özlem kurt azap tamadı. Salgının kontrol altına alındığı duymayı çok istediklerini belirterek ama böyle olduğunu sanmıyoruz ve sevinemiyoruz. Yeterli veri yok diyor.
Evet, yeterli veri yok, salgın verileri şeffaf değil diyor Cumhuriyet Gazetesi bugünkü ön sayfa haberinde. Evet, tabii ki bu konuda da ilginç yorumlar yapılıyor. Gündem Kıbrıs gazetemizin internet sayfasına tabii ki bakalım neler var bugün. Son rakamları dövizde yayınlamış. Sizlerle biz de paylaşalım. Sterlin 8.60, dolar 6.95, euro 7.50 civarında şu anda. Dün Amerikan doları bir ara 7.01 olmuştu TL karşısında. İnanılmaz bir rakamdı tabii ki bu. Evet, gündem Kıbrıs'tan bunu paylaştık sizlerle. Koronavirüs Amerikan savunma sanayisine de darbe vurmuş. İngiltere Türkiye'deki gibi plazma tedavisini deneyecek ve İsrail'de koalisyon hükümeti kuruldu. Netanyahu ile Gantz koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı. Evet, acil birlik hükümeti kurmak için anlaştılar tabii ki. Bu da ilginç bir yorum. Kıbrıs Postası gazetesine de bakalım. Kıbrıs Postası'nın paylaşımındaki ilk haberlere bir bakalım. Evet, Üniversiteler Birliği Bakanlar Kurulu üyelerine üst düzey ziyaret gerçekleştirdi. Turizmin ayağa kalkması için 3 aşamalı eylem planından söz ediyor Bakan Ünal İstel. Kıbrıs'taki 18 milyon TL zarara uğratan kararın ardında kim var diye sormuşlar bugün Kıbrıs Postası gazetesinde. Kıbrıs Postası gazetesinde. Haber Kıbrıs'a bir bakalım. Haber Kıbrıs bugün neler yayınlamış ilk başlarda, hemen bakalım. Evet, programımızın son saniyelerindeyiz. Turizm Bakanı açıkladı, turizm sezonu ne zaman açıklanacak? Otellerde konaklayacak turistlerin güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlayacak bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz diyor Ünal Üstel. 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Evet. Birinci madde, KKTC'ye uçaklarla gelecek olan turistlerin güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesi, uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemlerin içeriyor. İkinci plan, havalimanlarından otellere kadar gidiş ve geliş ve tur programlarının düzenlenmesi. Üçüncü madde, otellerde konaklayacak turistlerin otellere girişleri ve sonrasında alınacak tedbirlerden oluşuyor. Çok buruk bir turizm haftasına girdik diyor. Zor tabii ki şu anda turist getirmek. İngiltere'den gelen 4 öğrenciye de PCR testi yapılacakmış şu anda. Son bir haber olarak veriyor bunu Haber Kıbrıs. Emin olmadıkça alınan kararlarda yumuşatma olmayacak. Emin olmadıkça, bunu da Sayın Başbakan söylemiş. Ali Özdemir Ağa var telefon hattımızda ama vaktimiz çok az. Sadece bir dakika Ali Özdemir Ağa, buyur, seni dinliyoruz. Alo, günaydınlar. Günaydınlar. Şimdi ben bu koronavirüsü hemen bir iki kelime söyleyip de kapatmak istedim. Şimdi dünya bir küresel köy şekline döndü. Ben bildiğimiz gelmek ise köyler ortadan kalktı. Ama ne söylemek istiyorum? Herkes birbirini tanır. Nasıl tanır? İletişimle bir saniyede ulaşma imkanı. Amerikan başkanına da, her yere de, uzayda da olsa NASA, bir saniyede iletişim kurma imkanımız var. Ulaşım da aynı şekilde hızlandı, çok hızlandı. Ha şimdi bu değişecek değil. Dolayısıyla nasıl bir gelecek bizi bekliyor. Bence büyük oranda insanla kadersizlik yakalandı. Onu bir düşünmek lazım. İki, bir de tabii ben Ali Özdemir adını kullanıyorum. O bir gün başka bir isimle ve başka bir kimlikle karşımıza çıkabilirim. Bu ne demek? İnsanlar bu iletişim
ulaşım ve tekrar sorgulama dünyasında bence geleceklerini hangi kurumlarda görecekler, nasıl görecekler, tekrar demokratik olarak şekillendirecekler. Bence dünyanın önümüzdeki bu koronavirüsten sonraki ilk aşaması insanların daha bilinçli, daha eğitimli, daha sağlıklı düşünebilen ve daha mutlu kendi tercihleriyle bir gelecek kurmasıdır. Hiçbir şey yukarıdan aşağıya empoze değil, en aşağıdan yukarıya doğru tekrar kurulacak inancındayım. Yani kökten değil, ekonomik yapı, dünyanın coğrafi yapısı değişmeyecek. Ama biz bir şeyleri değiştireceğiz. Ben seçimimi nereden söylüyorum? Avrupa Birliği'nden söylüyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarından söylüyorum. Öneren bir Kıbrıs'tan söylüyorum. Ve yeni bir vizyondan değil, olan vizyonun insan temelli tekrar şekillendirilmesinden bahsediyorum. Çok vaktinizi almayayım. İyi öneri çalışmalar, herkese daha sağlıklı, daha mutlu, daha umutlu, daha coşkulu, evde egzersiz yapan, bahçede yürüyen, gıdasına dikkat eden bir yaşam diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bana bu katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Özdemir'a, sağ olun. Bu arada CTP Mausa ilçesi bize hatırlattı. Sayın partiler demişim, dernekler neredesiniz talasemiye konusunda. CTP Mausa ilçe örgütü, Kızılay Derneği ve Talasemiya Derneği üçü birlikte talasemiya hastaları için kan bağışı kampanyası var. Yarın çarşamba günü. Yarın çarşamba da değil mi? Günleri biz karıştırdık çünkü artık. Evet, yarın çarşamba. Yarın saat 10.16 Mausa Tıp Merkezi Hastanesi bahçesinde kan ver yaşat, kan bağışı hayat kurtarır. Evet, yarın kan bağışı kampanyası var. Saat 10.16 Mausa Tıp Merkezi Hastanesi bahçesinde 18-65 yaş arası sağlıklı birey olmak, son bir ay içerisinde kendisi ve ailesinden birinin yurt dışı teması olmaması, 50 kilogram üstü olmak, beni kapsamıyor bu 48. Dün tartıldım, 135 kiloyum. Üstü sayılı, ha üstü 35 değil, 135. Evet, son bir yıl içerisinde ameliyat veya herhangi bir cerrahi girişim geçirmemiş olmak, kan vermeden önce tok olmak, bu şekilde tok gidiniz. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyseniz yarın Gazi Mausa, Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa İlçesi Kızılay Derneği ve Talasemiya Derneği'nin birlikte düzenleyeceği talasemi hastalar için kan bağışı kampanyasına katılabilirsiniz. Oktay abi çok teşekkür ediyorum. Oktay Kayalp çok çok sağ olasın. Evet, bu akşam saat 8.20'de program var. Tabii ki sevgili Dilek Kırıcı, sevgili Harun Denizkan ve ben internetten bağlanıp Skype üzerinden Doktor Ali Pilli Sağlık Bakanımızla sohbet edeceğiz, sorularımızı soracağız. Sizlerin de soruları varsa eminim o saatte zaten Facebook'tan da yayın yapılacak, göndereceksiniz. Birlikte sorarız. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Kanal T'den ayrılmıyorsunuz. Biraz sonra gazete var. Gazetemiz var. Onu da sevgili Mahmut kardeşimiz, haber müdürümüz Kanal T'nin sizler için hazırlayacak. Örsan Balıkçıoğlu yönetmenimin selamları var. Yarın sabah 07.30'da inşallah buluşacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Koronasız, çok sağlıklı, çok güzel günler görelim. Hoşça kalın.